Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi burada Allah Teala insanların dirilme anındaki efendim mahşer meydanına doğru gidişlerini bize efendim tasvir ediyor diyelim. Muhtiine mukniye rusen. Bak muhtiine koşarlar. Bu da koşarlar. Nereye? Mukniyi dikerekten rusen başlarını. Bak başlarını. Şimdi diyor ki boyunlarında diyelim halkalar olacak ya. Dolayısıyla sadece semayı göremeyecek. Önlerini göremez. Böyle koş insan. Yani mahşer meydanında efendim. La yertettu ileyhim darfim. Bakışlar onlara dönmez. Yani kendi önüne bakamazsa kendilerini de göremezler. Şimdi semaya bakan adam ancak semayı görüyor yani. Boyunda şey olduğu için. Evet. Hani bazı insanlar şeyi efendim boyunu kırılan falan boyunların boyunda takıyorlar ya. Evet. O zaman ne oluyor? Adam yukarı bakıyor. Aynı onun gibi. Ve fide tüm heva. Bu kalpler de boştur. Yani ne olacak? Başlar ne geleceklerini bilmemektedirler yani. Evet. Kalkmışlar böyle. Kabirden doğru mahşer meydanına koşuyorlar. Ve enzirin nasi insanlara uyar. Neyle? Yevme tihmil azabı işte. Azabın geleceği o günle uyar. Yani o gün azap gelecek. Gözünüz ona bakın. Bu durumlara düşmeyin diye insanlar böyle misallerle onları uyar. Feyekulü der o zaman. O gün geldiği zaman ellezine zalemun. Zalimler derler ki Rabbena Rabbimiz ehirna bizi tehir et. Ertele ila ecelin garip. Yakın bir zamana kadar ertele de evet yani bizi tekrar dünyaya dönder. Estevet biz ölmeyelim. Nücüp daveti. Davetini kabul ederim. Evet. Ve nette bu Resulü peygambere duyarım. Senin davetini kabul ederim. Derler. Ev yahut da evelem tekunu Allah'ta şöyle olmadı mı? Olmadınız mı? Ha, evet olmadınız mı? Ne? Eksemtüm yani yemin etmediniz mi? Min kabl önceden maleküm min zevalin. Sizin için yok oluş yok. Efendim ne diyorlardı? Biz ölür giderik çocuklarımız arkamızdan gelir. Böylece bizim için yok oluş yokluk diye bir şey yok. Ahiret yok deyin. Yemin etmemiş miydiniz de şimdi diyorsunuz ki dünyaya geri tekrar dönder de işte peygamberin uzayalım diyorsun. Bu evet. Onların işte tabi boş sözler evet. Ve sekendüm yerleştiğiniz fi mesakinin meskenlerine kimin ellezine zalemi ölmüşsün. Yani sizden önce helak edilen kendilerine zulmedenlerin meskenlerine yerleştiniz. Orada yaşadınız. Evet. Ve tebeyyenelekum size açıklandı. Efendim ve tebeyyenelekum açıklandı ne? Keyfe fealna bihim. Onlara ne yaptığımız? Onlara biz ne yaptığımızı açıkladık size. Hani eski kavimler şöyle helak oldu evet. Diye. Onların işte mülklerinde de siz yaşıyorsunuz. Evet. Efendim. Ve darabna lekum lensan. Size çeşit misaller verdik. Efendim onlardan ibret almadınız. Böylece bunlar başınıza geldi. Diyecek diyelim. Ve kat mekaru işte böylece muhakkak tuzak kurdular. Ve mekara ve hum onlar da tuzak kurdu. İndallah Allah'ın katında. Kat mekar tuzak kurdular. Ve mekaru onlar tuzakları indallah Allah'ın katında mekruhum. Yani onların tuzakları hilelerin Allah katında bir değeri yoktur. Yani Allah onları boşa çıkaracaktır manasında. Ve imkan olsa da mekruhum onların tuzakları öyle büyük olsa ki nasıl litezule minhul cibal dağlar yerinden yürütecek kadar da tuzaklar hileler büyük olsa Allah'ın yanında onların tuzaklarının hiçbir değeri yoktur. Allah Teala onları boşa çıkaracaktır ve çıkarmıştır. Evet. Bu da şöyle bir şey var. Diyor ki inkarcıların diyor İslam dini ve peygamberin ortadan kaldırmak için ellerinden gelen hile yaptıklarına ama bütün bunları Allah bildiği için onların dine ve peygambere asla bir zarar veremeyeceklerine yaptıkları fenalığın cezasını çekeceklerini işaret etmektedir diyor bu ayet diyor. Yaptırar ne halinde? Neticede kendileri başlarına geldi yani. Evet. Fela tahsebennallâhe Allah'ı zannetme. Ne zannetme? Muhlife vaadi. Vaadinden döneceğini. Kime? Resulü peygamberlerin Allah Teala vaadinden döneceğini zannetme. İnnallâhe Allah Teala azizün züntikam. Allah Teala her şeye gücü yeter ve intikam sahibidir. Yani onların intikamını onlardan alır. Efendim, yevme o gün tübettül arzu. Yani kıyamet gününde Allah Teala diyor ki işte bir Allah'ın Teala her yarattığı şeye bütün her şey mahlukat. Allah'tan başka her şey mahlukat olmuş. Yaratılan. Dolayısıyla Allah'ın her yarattığı şeyinde bir vadesi var. O az veya çok herkes Allah Teala bir vade belirtmişti. Dolayısıyla o gün yani kıyamette dünya ve sema da değişecek. Onlar da ölecek. Yerine başka semalar yaratacak Allah Teala yeniden. Bunu anlatıyor. O gün arz efendim gayrel arz başka arzla. Yani yeryüzü başka bir Allah Teala ne yapacak? Yeryüzünü genişletecek işte Allah alem. Biz bilemeyiz. Evet. Ve semavat semalar da semada arzla
Allah Teala önce onları helak edecek. Bütün insanlarla birlikte kıyamet günü koptuğu zaman tekrar onları insanlarla beraber onları da diriltecek. Evet. Ve berazu lillahil vahidil kahhar. Ve berazu lillah. Allah için açığa çıkarlar o zaman. Yani tekrar Allah Teala'nın yaratınca insanlar da ne yapar? Kabirlerden ayağa kalkarlar. El vahidil kahhar. Her şeye gücü yetir. Allah için kahretme gücünü yani ezme gücünü. İşte kahhar ezen güç yetire manasında Allah'ın huzurunda toplanırlar. Evet. Yine burada Peygamberimiz bir hadis var. Diyor ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde insanlar beyaz hiç ayak basılmamış ve adeta has undan yapılmış çöreğe benzeyen ve daha kimsenin tanımadığı bir meydanda toplanacaktır diyor. O meydan yeniden yaratıldığı için böyle bir meydanda toplanacağını bildirmiş. Evet. Ve teral mücrimüne. Mücrimleri görürsün. Yani günahkarlar dünyada işte hayatlarını yaşayıp efendim Allah'ın emrini umuyorum kimseleri görürsün. Yevmezin o gün mukarranine bağlanmış olaraktan görürsün. Fil asfad. Zincirlere. İşte ayet-i kerime 70 zira işte diyor. 45 metre falan zincir ediyor düşünüyor. İşte Allah da elini ayağını bunları bağlayacak boyunlarla böyle onları cehennemde öyle atacak. Serabilühüm. Onların elbiseleri. Elbiseler ise dedin min katran. Katran bizim demiyor. Yani çabuk yanan, kolay yanan şeyler denilmiş mesela. Katran diyor ya. Katran kelimesi de katran yani bizim bildiğimiz siyah ziftten efendim yapılmış bir elbise. Ve tahşâ vücûhüm nâr. Onların üzerinde ateş kaplar, ateş yanar böyle. O zaman diyor işte yüzlerini yakar, aynı dizlerini sırıtır kalırlar diyor başka ayet-i kerimede. Liyeziyallahu Allah Teala niye bunu yapıyor? Bunları böyle cezalandırması için. Kul nefsin bin makizet her nefsin kazandığı günahla cezalandırmak ve karşılığını vermek için Allah Teala böyle onlara yapar. İnne Allah'a seril hesap. Çünkü Allah Teala'nın hesabı çok seridir. Çünkü kafirlere diyor şey yapmayacak. Terazi tutmayacak. Çünkü onlar şeye teraziye konacak ameli yok ki. Dolayısıyla onu direktmen cehenneme atılacaklar. Ancak müminlerden işte müminlerin sevapları ölçülecek. Onlarınki işte diyelim ağır veya hafif gelecek. Evet. Hâzâ bu belâ'ın. İşte bunlar Allah Teala tarafından bir tebliğdir. Yani Allah Teala peygamberi vasıtasıyla ne yapıyor? Kullarına tebliğ ediyor. Linnâs insanlara ve le yunzara bihi onunla uyarmak için bu anlattıkları şeyleri daha ve le yalemu o kulların bilmesi için enne ma cahhüve ilahü vahid Allah Allah Teala tektir ve birdir. Dolayısıyla ondan başka ilah yoktur. Ve le yezzeke o zaman öğüt alsın bunlarla kim? Ülül elbab akıl sahipleri. Akıl sahiplerinin öğüt almasını Allah Teala ne yapıyor? Böyle bir tebliğ yapıyor insanlara durumlarını bildiriyor demiş. Sadakallahu'l-azim.